Herkes tekrardan merhaba arkadaşlar. FPS serisinin 3. bölümüyle tekrardan karşınızdayım. Bu videomuzda kamera hareketlerin yani yürürken kameranın sallanması ve biraz daha karakterimize bir oynayış, biraz da gerçekçilik katacağımız bölüme geldik. Çok kısa ama çok etkili bir bana göre bir bölüm olacak. Hemen başlayalım daha fazla uzatmadan. Blueprint'e giriyoruz. Ben burayı daha önce de açmışım zaten. Size bunların değerlerini şey yapacağım. Bunların değerlerini internetten direkt buluyoruz zaten. Hani bunlarla kendiniz uğraşabilirsiniz ama aynı şeyi alır mısınız bilmiyorum. Bana göre bu değerler gayet güzel. Hemen nasıl hoş durumumuza bakalım. Blueprint class'a tıklıyoruz. Direkt olarak şu alt taraftaki aramaya, bu eğer açık değilse sizde. All class'a basıyorsunuz. Şuraya camera shake yazıp oluştur diyorsunuz. İsmini Volk yazın. Ben şimdilik farklı yapacağım. Sonra direkt şuradaki ayarları girmeye başlayacağız. Zaten fark ettiniz buradaki ayarları. Ben ayarları hemen açacağım. Oradan videoyu durdurup ayarları girebilirsiniz. Bu arada şunların bazılarını en az anlatmaya çalışayım. Single instance seçiyoruz. Şimdi burada pitch, yaw ve roll'umuz var. Pitch burada ne anlama geliyor? Bir uçak, yani bir uçak düşünün. Bu uçağın yukarı aşağı hareketlerini biz pitch diyoruz. Aynen, pitch diyoruz. Sağa sola hareketlerine, yani sağa soldan kastım. Nasıl anlatabilirim? Hatta ben size direkt şöyle bir örnek göstereyim. Diğer türlü çünkü anlatmam biraz zor olacak. Şöyle bir örnek göstereyim o arada bunları yazarken. Bir de durdurabilirsiniz ama dediğim gibi şunu da hemen göstereyim hızlı bir şekilde. Heh, evet. Uçağın şu şekilde, yani kafasının yukarı aşağı hareketine biz pitch hareketi diyoruz. Sağa sola, yani bu şekilde rotate edilmesine sağa sola rotate edilmesine yaw diyoruz ya da yaw diyoruz. Uçağı da direkt kendi şeyinde böyle bu şekilde döndürmesine de biz roll diyoruz. Bunlar bizim ne işimize yarıyor? Bunu hemen aldıysanız bu Vulcan şeyleri. Bakın bu şekilde. Alt taraf farklı değil. Şunları böyle aça aça gidebilirsiniz hızlı bir şekilde. Bunu aldığınız varsayıyorum. Hemen run'u da göstereceğim. Aynı şekilde bir şey yapmıyoruz. Blueprint. Sadece yine kamera şey ismini run yapıyoruz. Aynı şekilde hemen şunu şöyle burada videoyu durdurup direkt alırsanız herhangi bir sorun olmaz. Şu anlama geliyor aslında buradaki hareket. Biz oynarken şu alttaki kameraya bakarsanız mesela yürürken atıyorum şu şekilde sallanması bizim pitch hareketine giriyor. Şu şekilde sallanması yaw hareketine giriyor ve şu şekilde olması da roll'a giriyor. Bunlar ne işe yarıyor? Çok işe yarıyor aslında. Şimdilik bir yürüyüşümüzü bir hemen göstereyim. Bakın yürüyüşümüz gayet havada uçuyormuşçasına fark ettiyseniz. Koşmamız aynı şekilde, sadece eller hareket ediyor. Çok da bir koşma hissiyatı yok açıkçası bence. Hemen third person karaktere giriyoruz ve hemen kodumuzu yazmaya başlayalım. Kapatalım bunları. Left shift'i de şuraya alıyorum. Buraya geliyorum. Bir tane custom event oluşturuyorum. Custom eventlerin ne anlamı geldi zaten anlatmıştım ama ben yine de bir kısaca bir geçeceğim. Bu custom event aslında bir nevi bir fonksiyon. Yani bizim şuradaki function'lar gibi aslında, nasıl anlatayım? Şurada yaptığımız bazı işlemler olacak bu şeyde ve biz bunları istediğimiz yere çağırabileceğiz. Hem kirlilikten hem replication, yani online multiplayer replication işlemlerinde çok işimize yarıyor. Atıyorum ben bunu gidip işte V tuşuna bastığımda direkt şu üstte yaptığım şu bir sürü işlem var ya, bu kadar. Tekrar her seferini yapmamak için mesela aynı işlemler bazı, mesela kasa açmada var, şeyde var, orada var, burada var. Onun yerine sadece ismini yazıyorum. Head ismi. Bakın direkt çalıştırmış oluyor buradaki işlemleri. Mantığımız bu. Biz burada event tick kullanacağız. Her saniye kontrol etsin diye ve buna da head'i burada çağıracağım. Kenarda kalacak bu şekilde. Hemen gelelim buraya. Bir tane branch koyuyoruz. Get velocity alıyoruz. Bunları hepsini tek tek anlatacağım. Merak etmeyin. Uzunluğunu alacağız. Vector length'ini alıyoruz. Büyüktür sıfırdansa. Hemen şu kısmı anlatayım.
Şimdi burada yaptığımız olay şu. Karakterin velocity'sini yani hızını hız değerini alıyoruz. Bunun uzunluğunu aldık. Diyoruz ki bakın. Karakterimiz hızı sıfırdan büyükse, yani sıfırdan büyükse ne demek? Sıfırdan büyükse bizim karakterimiz ya yürüyor ya koşuyor, yani hareket halinde. İlk önce bunu kontrol ediyoruz. Evet, güzel, hareket halinde. Biz fark ettiyseniz hem run hem de walk yaptık. Yani yürüyüşte farklı, koşuda biraz daha sallanmalı. Çünkü yürürken birazcık ekran oynayacak ama koşu daha fazla sallanacak ki koşu hissiyatı bize geçsin. Eğer ki bizim karakterimiz yürüyorsa direkt buradan turlu kısmından çıkartıyoruz. Direkt olarak şuradan bizim get player controller'ı alıyoruz. Client play camera shake. Şu üst tarafa şunu alacağım. Turuya bağlıyorum. Pardon, pardon, pardon ve tekrardan pardon. Bir branş daha var arada, bakın kendim söyledim, kendim unutuyorum. Hemen şu ileri alıyorum. Karakterimiz hareket halinde mi? Evet, hareket halinde. Şimdi de yürüyor mu, koşuyor mu? Onu bir kontrol edelim. Bunu nasıl kontrol edeceğiz? Aynı. Bu şekilde buradan çıkaracağız. Küçüktür, büyüktür, kafanıza göre kullanabilirsiniz ama ben direkt şöyle kullanacağım. Karakterimizin hızı 350'den küçükse, evet küçük, o zaman yürüyordur. Değilse, demek ki 350'nin üzerinde, yani 600'e yakın bizim koşmamız vardı ya, o zaman karakterimiz koşuyordur. Bu kadar basit. Alta kopyalıyorum. Target. False'a bunu, true'ya bunu. Yürüyor karakterimiz. Demek ki şey ki buradan hemen walk koşuyor, yani run. Şimdi bu, bizim buna ne, bize bunun ne etkisi var? Bakın yürürken fark ettiyseniz şu anda, hatta şuraya bir silelim. Daha rahat anlarız. Şu an gayet gerçekçi bir yürüyüş hissiyatımız mevcut, öyle söyleyeyim. Koşmaya gelince de biraz daha iyi. Şu an bence artık adamımızın cidden koştuğunu, herhangi bir şeyden kaçma hissiyatını verdiğini çok rahat anlaşılabiliyor. Ve zaten yavaş bir şekilde de hop diğerine soft bir geçiş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. İstediğim kadar shift'i bırakıp tekrar basayım, bırakıp tekrar basayım. Herhangi bir sorun. Şimdi yürürken bir anda durması olayları var. Fark ettiyseniz. Bir anda duruyor. Bunu hangi yer hatırlamıyorum ama hemen bir deneyelim. Friction ayarının buna yol açtığını hatırlıyorum sadece. Şunu sanırım 8'e falan çıkartıyorduk. Hatırlamıyorum. Hemen bir bakalım. İlgi test edeceğiz. Önemli değil. Bu. İki nasıldı? Yani çok bu değil. Şurada. Ha, ground friction. Bu değerdi sanırım. Sekize indirsek bunu. Biraz daha iyi gibi. Bir de bir tane daha değerimiz olmak. Evet. Max acceleration diye bir değer. Bunun da sanırım değeri tam hatırlamıyorum ama 64'e yakın yapıyordum diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Evet. Karakter yürümüyor. 2048 mi de acaba? Olabilir. Yani bu küçük ayarları göstermek istedim. Bunlar dediğim gibi biraz daha pardon, bu. Aynen. Tamam. Hayır diyorum çünkü o kadar bir durum ayarı olmaması gerekiyor. Breaking declaration olması lazım. Bakın, hemen bir duruma yok fark ettiyseniz. Biraz daha karakterimiz ağır bir hissiyat veriyor ve bu daha da bence güzel. Hatta bana şöyle bakabiliriz.
Aynen. Videodan dolayı biraz FPS düşüktür olacak, o yüzden çok kusura bakmayın. Bana yapacak bir şey yok. Ama titremeler videodan dolayı. Hemen de geçmiyor. Yavaş bir şekilde, soft bir şekilde koşmaya geçiyor. Evet, bu kadar. Basit. Diğer videoda görüşmek üzere. Bu videoluk benden bu kadar. Hoşça kalın.